Şimdi Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon. Kardeşim penaltı da verilebilir, penaltı da verilmeyebilir. Gri bir pozisyon. Gri pozisyona var karışmaz. Al. Penaltı olur da diyen var, penaltı olmaz da diyen var. Bünyamin Gezer, TRT Spor. Bu pozisyonda Hatay Sporlu futbolcu Icardi'nin ayağına basıyor. Ama Icardi görmeden, Icardi'yi görmeden kazara basıyor. Benim yorumum penaltı söz konusu değil. Şimdi radyoda söyleyeceğim onu. Yakup kardeşime, Yakup Çınara. Emil Rasulov ilk süper çeti Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Kopenhag Çarşamba oynamıştı. Bugün maçları var. Onu kastetmiş olabilir. Hayda, olabilir mi ya? Harika yakalamışsın. Kopenhag 4 gün dinlendi. Ben 3 gün dinlendim. Vallahi işi oraya yararlarsa hiç şaşırmam. Ne alakası var abi? O onların ligi, bu bunların ligi. Fenerbahçe hep 3 gün dinlenmiş. Sen 4 gün 2 kere dinlenmişsin ama güzel yakalamışsın ha. Kim yakalamış? İlk Süper Chat'iyle bizlerle buluşan Emil Rasulov. Emil Rasulov seni katıla da bekliyorum. Sana yakışan bir yerden. Eyvallah desteğin için. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyecektim ya? Dur 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 dur. Yeni bir bilgi gelince kafa böyle bir önceki bilgiyi tık atıyor abi. Icardi'yi konuşuyorduk değil mi? Bilinçli basma yok diye. Benim yorum... Ha Yakup, Yakup. Şimdi dün TGR haber izliyorum. Yakup, Çınar kardeşim bu pozisyonu anlatırken sosyal medyayı referans gösteriyor. Herkes bu pozisyon için sosyal medyada penaltı diyor diyor. Bak. Sonra Bülent Uslu kardeşim ya ne alakası var? Herkes diyorsun al Bünyamin Gezer o da penaltı değil demiş diyor. Yakup bu sefer diyor ki sen kendi fikrini söyle boş ver Bünyamin'i diyor. E sen kendi fikrini sosyal medyayla destekliyorsun kendi fikrini söylemiyorsun ki. E adam onu söyleyince referans verince hakem eski hakem. Bak şimdi. Mesela bunu radyoda hatırlatacağım ona. Çünkü kendin kendi fikrini söylemiyorsun sosyal medyaya referans gösteriyorsun. O da sosyal medya o sosyal medyayı da değil hakemi referans gösteriyor kendi fikrini söyle diyorsun. Hadi radyoda bana söyle bunu. Hadi bana söyle bunu radyoda. Bana söyle. Neden bunu örnek gösteriyorum? Hep kafalar böyle çalışıyor hep. Hep. Her şeyi söyleyecekler, her şeyi yapacaklar, sonra ellerini uzatacaklar. Aziz Başkan hep haklıydı. Yok. Üçüncü süper chatmiş bu Emir Rasulov. Özür dilerim. Notunu şimdi gördüm. Cık. Eyvallah. Neyse bunu geçelim. Bunu geçelim. Abi Icardi'de başka problemler var. Bak adam sakat. Zorla oynatılıyor. Yani, ite, yani oyna oyna diye. Adam hasta. Ve ben bir şey söyleyeyim. Sanki Endombele kulübedeydi dün. Hafif bir ısımı. Endombele biraz zayıflamış. Takımla çalışamadığı için hep bireysel çalışıp maçlara çıkıyor. Icardi biraz şişmanlamış sanki. Florya'daki terazide bir problem var. Icardi'yi kaybetmek üzere Galatasaray. Bir de böyle bu kadar hor kullanırsanız bu çocuğu, bu çocuk gider. Bak Levent abinin haberi, Levent Ümit Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi için eski kulübü Inter oldukça istekli. Ve golcüyü yeniden Inter forması giydirmek için çok ciddi bir teklife hazırlanıyor. Şartlarını zorlayacaklar. Yakında dünya medyasında konuşulur. Ocak ayında Inter Icardi'yi istesin, tutamazsın Icardi. Demek ki kafası bundan da karışık. Tutamazsın, gider. Her tatilde zaten adam Arjantin'e değil İtalya'ya gidiyor. Ya bir fotoğraf geldi. Endombele yedek kulübesinde otururken bir şey yiyor, çikolata gibi. Yanında da güzel suyu var. Bu şeydir ya. Futbolcular bunu herkes yiyor. Bir tek endombele değil. Enerji amaçlı o anda böyle böyle içiyorlar. Sıvı bir şey galiba. Ama oynayanlar içiyor. Oynamadı ki endombele. Afiyet olsun. Hatay Spor Galatasaray'ı kendi sahasında konuk ettiği 4 maçın tamamını kazanmış. 2019'da 4-2 yenmiş. 2021'de 3-0. 2022'de 4-2. 2023'te 2-1. Geçen sene depremden ötürü son maça Hatay Galatasaray denk gelmişti. O maç biliyorsunuz oynanmamıştı deprem faciasından ötürü. Bir kez daha acılarımızı hatırladık. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Maç öncesi yaptığı duyurular, yaklaşımlar çok güzeldi tekrar tekrar geçmiş olsun. Allah memleketimize böyle bir acı yaşatmasın. Al Barış Alper'in rakibine dövüş kafesinde bile yasaklanan hareketi yapmasına Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta net kırmızı, Bünyamin Yıldırım net kırmızı, Bahattin Duran net kırmızı kart demiş. O yanaken var ya öbür taraftaki ayrı pozisyon devam edince bayrak kaldıran offside olmadığı halde bayrak kaldıran bir de buradaki kıdemli protokol tribününün yedek kulübelerinin olduğu yerdeki yanakem kıdemli yanakemdir. hakemdir. Sen o nasıl görmezsin ya hoca? Kemal Yılmaz yan hakem doğru karar veriyor Fenerbahçe lehine verdi diye adamın hakemliğini bitirdiler. Mobbingle adeta. E o zaman bu yan de eyvah ben Fenerbahçe'nin lehine karar vermeyeyim Galatasaray'ın da aleyhine vermeyeyim diyor mudur bilinçaltı bu olaylardan sonra? Bak Fırat Aydınus ne demiş Kardeşim. Burada demiş, kırmızı kart var demiş. Neyse. Galatasaraylılar, arkadaşlar bakın Zaha ile Kerem olayına dikkat edin. Anlaşamıyorlar. Hatta bayağı sert anlaşamıyorlar. Bu bir kriz halidir. Ya Galatasaray'ın Zaha'yı ya da Kerem'i kadro dışı bırakıp Ocak'ta da birisinden kurtulması lazım. Problem büyük. Problem büyük. Problem büyük yani. Neyse. Bunları dün konuştuk. Bir önceki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Ya Burak Yılmaz'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Ya Burak Yılmaz. Ya Burak kardeşim. Bak futbolculuğunda da böyleydin. Teknik direktörlüğünü böyle başlatma. Bak Emre Belezoğlu çok başka başladı. Daha sakin. Volkan Demirel bambaşka bir kimlikten başka bir yere geçti. Diyorsun ki bana Beşiktaş'tan git derlerse hiç gönül koymadan tıpış tıpış giderim. Gönderiyorlar seni, git diyorlar. Instagram'daki Beşiktaşlı fo, e, paylaşımlarını siliyorsun. Hani efendi efendi gidecektin, niye Beşiktaş paylaşımlarını siliyorsun? Bu takımın ekmeğini yemedin mi? Seni bu takım hoca yapmadı mı? Niye siliyorsunuz kardeşim? Ben bu Instagram'dan görüntü silmeyi de anlamıyorum ya. Hani gönül koymadan giderdin? Hani Beşiktaş forması elin titreyerek veriyordun? Niye Beşiktaş armalı fotoğraflarını siliyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Dün akşam Acun abi, Acun Ilıcalı Beyaz TV'ye çıktı. Erten abi, Ertem abi'nin programına kaçak yayınlar Türk futbolunu batırıyor, Türk futbolu batıyor dedi, doğru söylüyor. Kaçak yayın hırsızlıktır. Ama abi, bunun bir de gerçekçi bir tarafı var. Acun abi, bak, şöyle yapacaksınız. Sonuçta bütün maçları kim satıyor? Türkiye Futbol Federasyonu. Avrupa maçlarını kim satıyor? Kulüpler. Oturursun. Kulüpler olarak, kulüpler birliğiyle, federasyon anlaşırsın. Süper Lig maçları ve Avrupa maçlarını ayrı ayrı yine satalım ama tek kutuda satalım dersin. Ben bir tane kutu alırım. O kutuya istersen parasını ekstra ödeyip ekseni koyarım. İstersen D-Smart, istersen Türkü koyarım. İstersem işte saran grubu neydi ya? Sports bilmem onu koyarım. Ama tek bir cihazda. Tek bir. Abi bir sürü cihaz var ya. Hangisini alacaksın? Veya hangi üyelik? Ayrı ayrı üyelik gerek yok abi. Bir de hakemler. Bu hakemlere insanlar güvenmiyor. Bu işleri konuşmazsanız bu işleri çözemezsiniz. Geldik Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçına. İtalyan medyası bu maça nasıl bakıyor biliyor musunuz? Balotelli Edin Dzeko kapışması. Çünkü ikisi de İtalya'da oynadı. İkisi de İtalya'da oynadı. Ee, bakalım neler olacak. Saat 19. Hakem Halil Umut Meler, var hakemi Yaşar Kemal U özür dilerim. Suat Arslanboğa. İsmail bugün kart cezalısı. Osay Samuel ceza sınırında. Ligde 3 sarı kartı bulunan Osay Samuel bugün bir sarı kart daha görürse 4 olacak. Ve Nijeryalı oyuncu 13. haftadaki kara maçında oynayamayacak. Bunu söyleyelim. Fenerbahçe lider Galatasaray'ın takıldığı haftada beyaz bir sayfa açmak istiyor. Adana'da zirve aşkıyla sahaya çıkacak. Ligde Trabzon'a, Konferans Ligi'nde Ludogorets'e yenilen Fenerbahçe bir çıkış arıyor. Hedef Galatasaray'ın yenildiği haftada kazanıp milli araya 2 puan farkla lider girmek. Bugün Samet Akaydın ilk 11'de Fred yok, Ciku yok. Bekao zaten uzun bir süre arkadaşlar yok. Onu da söylemiş olalım. E, Ceko ve Tadic maç öncesi takımla otelde e, toplantı yaptılar. Bugünkü maç Ludogorets maçına ve Trabzon maçına benzemez. İkisi de bekleyerek kontratakla geçiş oyunuyla oynadılar. Bugün Clivert'ın Hollandalı hocanın takımı Adana Demirspor çok hücumcu oynayacak. İki takımın da gol bulmasını bekliyorum. Kesinlikle iki tarafında gol attığı bir maç olacak. Ve ben beraberliğin bile Fenerbahçe için böyle eksiklerle dolu bir dönemde çok kötü bir sonuç olmadığını düşünüyorum. Belhanda, Onyekuru bunlar Galatasaray aidiyetinden ötürü ekstra motive olacaklar. Onu da ifade etmek lazım. Fenerbahçe liderlik koltuğu 1 puan uzaklıkta. 3 puan değil. Bugün 1 puan bile alsa Fenerbahçe avarajda önde olduğu için Galatasaray'ın önünde liderliğe uzanacak. Fenerbahçe'nin güçlü muhtemel 11'i. Livakovic, Osayi, Samet, Osterwold, Ferdi, Zeiss, Crespo, İrfancan, Can, Şimanski, Tadiç ve Edin Ceko. Adana Demirspor'da sakat futbolcu yok. Cezalı futbolcu yok. Fenerbahçe'de Serdar Ciku, Bekao, Fred King, Mert Hakan sakat. İsmail ve Mert Hakan aynı zamanda da cezalı. Trabzon maçında oynamamasına rağmen PFDK'dan ceza aldı. Herhalde yayıncı kuruluşun muhabiriyle mi, kameramanıyla mı ne tartışmış. Fenerbahçe son 5 deplasman maçını gol yemeden kazandı. Adana Demirspor ise evindeki 6 maçta puan vermedi. 6'sını da kazandı. Ama tabii Fenerbahçe'nin o deplasman galibiyetleri ligde tam kadroyla, Cikuyla, Bekao'yla olmuştu. Onu söyleyelim. Bugünkü maçın hakem gözlemcisi Ali Uluyol. Hakemler gözlemcilere göre biraz hareket ederler. Notlarını onlar verir çünkü. Sonra maç almaları onlara bağlıdır. Ali Uluyol hiç unutmuyorum. Fenerbahçe büyük bir transfer yapmıştı Gençler Birliği'nden. Trabzonlu Metin Diyedin. Süper topçuydu. Daha ligin ilk maçında mı, ikinci maçında mı ne? Ee, birisi geldi. Trabzon maçındaydı galiba yine. Adamın ayağını kırdılar. Fenerbahçe sezonu kaybetti. O maçın hakemiydi Ali Uluyol. Ve sarı kart verdi biliyor musunuz? Rakibine. Şimdi de bu maçın Halil Umut Meler'in gözlemcilerinden bir tanesi. Halil Umut Meler benim tüylerimi diken diken ediyor abi. Neyse. Bu ligde öyle şeyler oluyor ki Galatasaray'ın şikayet ettiği maçta Hatay Spor'un aleyhine neler oldu neler... Mesela bir tanesi Kaan Ayhan sen var ya diyor çok şey yapıyorsun sen çok oluyorsun diyor bak böyle. Hadi bunu Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde yap bakalım Kaan Ayhan. Gurbetten gelen Kaan Ayhan. Yap bunu bakayım hakeme Avrupa'da. Bahattin Şimşek versene sarı kartı kır. Sana böyle kimse parmak sallayamaz ya. Pozisyonda hata yaparsın da senin otoriteni, karizmanı hedef alan adamda hata yapmazsın. Bak sen Galatasaray'a hala şikayet ediyor. Samet Akaydın Instagram'dan bir hikaye paylaştı. İngilizce bir müzik, sözler ve maçtan görüntüleri. Çünkü bu maçta ilk 11'de olduğunu biliyor ve motivasyonum iyi durumda demek istiyor. Özgüvenli olması güzel çünkü Kadıköy'de özgüven sorunu yaşadı. Kadıköy'deki maçlarda işi zor. O baskıyı kaldıramıyor. Ama inşallah bugün çünkü hikayesinde Türkçe'ye çeviriyorum. Ama sen yeniden başaracaksın. Ee, ancak inanırsan başarısın. Ben Zaferim. İngilizce şarkının sözleri böyle. Umarım bu özgüven karşılığını verir. Samet Akaydın'da sevgili arkadaşlar. Bu neymiş ya? Abi Alper Uluso yine de, yine maç almış ya. Birinci maddede federasyonun açıklaması ne diyordu? Öyle Ege bölgesindeki kişilere, Alper Ulusoy'a, Koray Gençerlere çok maç verdiğimiz yok diyordu. Al üçüncü gün üst üste maç abi. Birinci madde hemen çöktü. MHK Başkanı Sayın Ahmet İbanoğlu. Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz ya? Yani? Alper Ulusoy, İzmir bölgesi. 10 Kasım Cuma A var. 11 Kasım Cumartesi var. 12 Kasım Pazar var maçı. Bugün de Kocaeli ee, Çorum maçında var olmuş. Değil mi? Ne Alper soymuş be. Adam Riva'da yatıp kalkıyor herhalde. Gitmesine gerek yok ki İzmir'e. Cuma, cumartesi, pazar pasoma çalıyor abi. Var odaları da şeyde Riva'da. Vay arkadaş ya. Ne Alper soymuş, ne Ege bölgesiymiş ya. Ama federasyon ne diyor? Yok yok diyor, bir sıkıntı yok diyor. Gözümüze baka baka. Bir 37-38 dakikalık daha canlı yayın yaptık. Hatam olduysa affola. Lütfen videoyu like etmeyi unutmayın. Akşam maçtan sonra buluşalım. Bir önceki videomu izlemeyenler dün maç sonu videom. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Hoşçakalın. Herkes videoyu like etsin lütfen. Öyle çıkalım. Instagram sayfama bekliyorum.